Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para rotasında yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün 23 Eylül 2013 Pazartesi. Biliyorsunuz piyasalar geçen hafta oldukça dalgalıydı ve çok beklenen, bir aydır beklediğimiz Fed kararı geçen hafta çarşamba gecesi açıklandı. Perşembe sabahı bütün piyasalarda büyük coşku vardı. Arkasından perşembe günü öğleden sonra özellikle borsada artmaya başlayan satışlar cuma günü de bir miktar daha devam etti. Biliyorsunuz FED kararı açıklanmadan önce burada da programlar yapıyorduk ve Okan Aybar, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Okan Aybar, aynı zamanda FX piyasaları uzmanı. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk hocam. Sen de ısrarla üzerine basa basa FED niye tahvil alım programını azaltsın ki? Ben bakıyorum onlar için konut sektörü çok önemli. Konut sektöründe ciddi bir toparlanma yok. İşsizlikteki toparlanma zaten şeyden geliyor. Yani işsizlik oranının düşmesi, biliyorsun iş gücüne katılım azalmış. Hı hı. O yüzden oran düşüyor demiştin. Ve aynen senin dediğin gibi de oldu. Ve FED, ben açıkça söyleyeyim, ben tamamıyla %50-50 hiç şans diyordum. Yani azaltır mı, arttırır mı? O konuda gerçekten bir fikrim yoktu. Böyle fikrim olmadığı zamanlarda da çok fazla şey yapamam. Yani olasılıklara göre değerlendirmek evet. lazım. Fakat şu da var. Çarşamba günü birkaç yatırımcı arayıp hocam bana sattırdılar dedi. Ben de dedim ki yani kimse sana sattıramaz. Yani kimse sattırmaz yani sen satmışsındır. Yani bir insan şöyle düşünüyor yatırımcılar. Hani satmak istiyordur da açıp sorar. Teyit almak ister. Çünkü beyin şey yapar. Sattıktan sonra suçu kendine atmak istemez. Ya işte ben satmam onlar sattırdı olur. Hayır dedi hocam ben dedi normal işlem falan yapmıyordum. Kimseyi de aramadım. Beni arayıp sat dediler. Dolayısıyla sattım hisselerimi şimdi alayım mı dediği yer 80 bindi. Ben de sakın ha bulaşma. Çünkü şu an zaten bütün haber Sağır Sultan'ı da bile duydu. Yani herkese ulaşmış bir haberden hiç kimse para kazanamaz. Yani böyle bir şey yok. Demiştim. Ama şöyle bir sonra Figen geldi geçen hafta Cuma günü. Genel olarak o da aynı tespitte bulundu. Karar öncesinde genellikle sattırma. Sebebi de işte Fed kararı açıkladıktan sonra eğer 10 milyar dolar azaltım yaparsa bu beklenen bir şey olmasına rağmen bir miktar satış gelecekti borsaya. Ve gelen satışla birlikte de işte onun yatırımcının orada kaybetmesini istemiyorlar. Yoksa hiçbir uzman bilerek kimseyi hani yanıltmak istemez. Çünkü müşteri kaybına uğrar. Çünkü herkes müşterisini elinde tutmak istiyor ki acayip bir rekabet var bu piyasada. Dolayısıyla onlar hani risk almasını istemediği için belki satın demiş olabilirler. Ama biz böyle şöyle bir strateji izlemiştik. Biliyorsun bu yatırım danışmanlığı biriminde dedi ki eğer karar 10 milyar dolar azaltım olursa o zaman düşecektir. O yüzden çok fazla banka önermiyorum çünkü bankalar çok hızlı düşecektir. Daha çok sanayi şirketlerinde pozisyon alsınlar. Stopları çok aşağıda verelim çünkü bir satış dalgası gelince hemen stop yapmak zorunda da kalmasınlar. Ama karar tersine gelirse de hızlı yükseliş olur. Hızlı yükselişten de para kazanabilirler. Nitekim zaten bu tip durumlarda yatırımcılara benim genel tavsiyem Okan. Mesela %40 arttırır, azaltır. %60 azaltmazsa o zaman paranın %40'ını satacaksın, %60'ını tutacaksın. Öyle değil mi? Yani risk yönetimi budur. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sen burada hakikaten çok net konuşanlardan bir tanesi. Yani çok net konuştun sen. Arttırmayacağı yönünde. Şimdi gelen haberlere bakıyoruz. Biliyorsun bu Amerika'da borçlanma tavanı var. Ve o tavan 1 Ekim'e kadar onaylanması gerekiyor vesaire vesaire. Biraz da bu Econoday sitesi şey diyor. Bu borçlanma tavanı konusu 1 Ekim'e kadar piyasalar üzerinde tekrar rahatsızlık verebilir. Ve zaten Fed'in de azaltıma başlamamasının sebebi borçlanma tavanıyla ilgili belirsizlikti.
vesaire diyor. Genel tüm bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Sen orada bu kararı verirken, yani azaltmaz, aynen devam ettirir kararı verirken, şimdi ne düşünüyorsun? Çünkü UBS'in raporu var. Aralık'ta da başlayacağını düşünmüyorlar azaltımın. 2014'te başlayacağını düşünüyorlar. UBS öyle diyor. Ama diğer bazı kurumlarda böyle söylüyor. Yani başlayabilir diyorlar. Sen ne diyorsun? Evet. Şimdi bu borçlanma tavanının devam ettirilmemesi eğer olumsuz oylanırsa, yani biz artık ne olursa olsun borçlanmıyoruz diye bir karar çıkarsa o oylamadan, o zaman doların riski artar. Hatta belki Amerika'nın kredi notu riske girebilir. Her ne kadar bugün son aylarda da dolar faizleri yükselmiş olmasından kaynaklı olarak dolar yükselmiş olsa da artan risk, yani doların artan risk primi doların satılmasına neden olur. Eğer şöyle olursa, eğer bu oylama sonrasında tamam biz borçlanmaya devam ediyoruz şeklinde bir karar çıkarsa, o zaman zaten faizler düşmeye devam eder. Yani Amerikan Merkez Bankası FED para basmaya devam edeceği anlaşılır. O da doları düşürür. Yani ben önümüzdeki Ekim ayına kadar doların biraz satıcılı olabileceğini düşünüyorum bu senaryoya bağlı olarak. Anladım. Peki bak Okan, grafiği bir verelim istersen. Şimdi dolar endeksi var sevgili seyirciler. DXY endeksi dediğimiz. Doların dünya paralarına karşı değeri. Örneğin bu endeks 87,5-88'e kadar geldikten sonra 2010'un ortalarında arkasından çok önemli bir düşüş yapmış. Ve Ağustos 2011 bu borçlanma tavanının olduğu yer. O süreye kadar da dolar düşmüş senin dediğin gibi. Yani borçlanma tavanı konusu stres yarattığında dolar diğer dünya paralarına karşı değer kaybetmiş. Ve ne zaman ki, o zaman hatırlıyorsan S&P de şey yaptı, Amerika'nın notunu düşürdü. Ve notunu düşürdüğü sırada S&P'nin Amerika'nın notunu düşürmesi sırasında bizim piyasalarda çok ciddi etkilendi ve çok sert satışlar vardı borsada. Şimdi dolara baktığımızda dolar şu an, yine şöyle uzaktan bakıyorum, bu haftalık grafik yalnız, bu 85 seviyesine geldi döndü dolar. Ve dolar diğer paralara karşı şu an değer kaybediyor. 80 seviyesine kadar bu endeks düştü. Belki tahminen 78 seviyelerine kadar düşecek. Euro dolar paritesinde bir sert yükseliş var. O da Almanya'daki seçimlerden. Eğer bu stres artarsa, yani borçlanma tavanı limitinin arttırılacak mı arttırılmayacak mı, o zaman biz burada dolar endeksinde daha da aşağı hareket bekleyebiliriz. Ama bu da hani Türk lirasına karşısı da doların değer kaybetmesi anlamına gelir. Tabii. Veya diğer gelişmekte olan ülke paralarına karşı. Ama eğer şey olmazsa çok hani dolar dünya piyasalarında düşüyor ama dolar TL kuru yükseliyorsa bu çok daha kötü bir durum olur. Ona değineceğiz ama şeye ne diyorsun? Bu Almanya seçimleri sonrasında Merkel %42 ile geldi. Fakat ortağı %5'i geçemedi. Ve bayağı çok uzun yıllardır ilk defa 5'in altına düştü. Şimdi SDP, Sosyal Demokratlar %26 oy aldı. O ikisi arasında bir koalisyon bekleniyor. Ve Euro-Dolar paritesi de sert bir artış yaptı. Yani 1.35'lerin üzerine. Orada ne diyorsun? Şimdi ilk tepki olarak Merkel'in yeniden seçilmiş olması tabii ki euro olumlu. Çünkü orada bir siyasi istikrarın devam edeceğini anlamına geliyor. Ancak aynı siyasi istikrar daha ileride siyasi istikrarsızlığa neden olabilir Avrupa içinde. Yunanistan örneğinden yola çıkarsak, biliyorsunuz Almanya Yunanistan üzerinde çok büyük bir baskı kurmuş durumda, özellikle Merkel. Ve bundan Fransa ve İtalya son derece rahatsız. Çünkü hani belki ileride aynı tür siyasi muameleyi kendilerinin görebileceğinden kaynaklı olarak böyle bir gerginlik olabilir ileride. Zaten bununla ilgili ilk gelişme Yunanistan'la ilgili geçen sene yapılan işte o müzakereler devam ederken zaten Fransa şey yapıyordu, bunu dile getiriyordu. Bir ara hatta Almanya ile Fransa bayağı bir karşı karşıya gelmişti bu konuda. O yüzden Merkel'in başa gelmiş olması, tekrar seçilmiş olması euro anlamında olumlu olabilir. Ama
önümüzdeki aylarda yani 4-5 aylık bir süreçte bakacak olursak yani ilk çeyreğe kadar 2014'ün ilk çeyreğine kadar o dönemden itibaren ancak o zaman euro üzerinde bir olumsuz baskı olur ama kısa vadede olumlu etkisi devam eder. Siyasi belirsizliğin ortadan kalkmış olmasından dolayı. Biliyorsunuz İtalya'da da bir siyasi belirsizlik vardı. O da kalktı 2 ay önce. Evet, Berlusconi'nin ceza alması durumunda koalisyon yani, çökebilirdi. Evet, herkes orada hani rahatladı. Artık hani patlayan patladı. Ya Okan sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sayın Babacan biliyorsun bu finans zirvesinde bir konuşma yaptı. Ve bu konuşma sırasında Türkiye'deki olaylara değindiği gibi bir de dünyadaki gelişmeleri özetledi. Ben o konuşmanın o bölümüne baktığımda yani Amerika'daki sorunun ne olduğunun tespiti, sonra Avrupa'daki sorunun tespiti ve Asya'da yani bu üç büyük kıtada ki sorunların tespiti açısından hakikaten çok sağlıklı değerlendirmeler gördüm. Yani Sayın Babacan şu an dünyada ne olup bittiği hakkında muazzam bir bilgiye sahip. Yani şöyle söyleyeyim, hani bilgiye sahip derken bizim de aslında bildiğimiz şeyler. Fakat bir ekonomi yönetiminin en tepesindeki kişi tarafından o bütün gelişmelerin görülüyor olması en azından şöyle bir rahatlık veriyor insana. Ha, bunların farkında. Yani ekonomi yönetimi bunların farkında diyorsun, tamam mı? Ve Babacan çok ilginç bir noktaya vurgu yaptı. Özellikle geçen sene 2012'de Haziran'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin bütün bu gelişmekte bütün bu İtalya, İspanya tahvillerini gerekirse satın alırız mesajını vermesi. Yani orada şeye default'a izin vermeyeceğiz. Yani yeter ki bize başvursunlar dedi. Ve ondan sonradır bütün faizlerin geri çekilmesi ve tekrar ciddi anlamda para girişinin başlaması. Biliyorsun hani orada bir şey de vardı. 1 trilyon euroya yakın da ciddi bir bankalara likidite operasyonu sağlamışlardı. Evet. Sayın Babacan diyor ki aslında diyor Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu hamle evet faizleri düşürdü. Orada rahatlamayı sağladı. Ama diyor bu ayrıca diğer ülkelerin yani sorunlu ülkelerin, borç sorunlu ülkelerin yani referrals dediğimiz İşte Portekiz, İspanya, Yunanistan, İtalya vesaire hatta ona birkaç tane daha ekleyebilir İzlanda, İrlanda vesaire. Bunların diyor yapısal reformları geciktirmesine neden oluyor diyor. Daha bir rehavete kapıldılar ve faizlerin düşmesi onları rahatlattı. Dolayısıyla bunları yapmıyorlar diyor ve burada diyor sorun birikiyor diyor. Bu tespit uzun zamandır birçok ekonomistin de üzerinde durduğu ama piyasalarında çok fazla konuşmadığı, çok üzerinde durmadığı bir şey. Şimdi bir düşünüyorum yani Avrupa Merkez Bankası bir anda tekrar faizlerin yükselmeye başlamasıyla birlikte bu tahvilleri almak zorunda kalacak duruma gelirse ki gelir. Ve Almanya'nın bu seçimden sonra Merkel'in falan hani daha katı davranacağını düşünüyorum bu yapısal evet. reformlar konusunda. Çok, evet hocam. Öyle bir ortamda yani Avrupa çok sıkıntılı aslında. Yani o yüzden çok rahat büyüyemiyorlar. Amerika ayağında cumhuriyetçilerle demokratlar tamamıyla bir sonraki seçime oynuyorlar yani. Şu an Obama ne kadar sıkışırsa o kadar onlar için cumhuriyetçiler için evet. iyi olur. Yani borçlama tavanı piyasa artacak diyor. Sence artacak mı? Yani borçlama tavanı arttırılacak mı? Ve piyasa burada ne düşünüyor? Bir de bu Avrupa'daki gelişmeleri sen nasıl görüyorsun? Yani Avrupa yani bakıyorum da yani kesinlikle euro dolar paritesi bu seviyede olmamalı yani. Euro çok daha değer kaybetmiş olmalı şu Doğru. anki Avrupa'nın Doğru. ekonomik gücüne göre. Zaten enteresan olan o yani bu kadar şey yaşandı Avrupa'da. İşte hatta euro'nun dağılacağı konuşulduğu dönemde bile Amerika'nın açıklarının daha az olduğu dönemdeki kadar euro dolar paritesi düşmedi. Evet. Yani hatırlarsanız 1.14'lerden çıkmaya başlamıştı 2004 yılında euro dolar paritesi. Evet. O zaman işte üçlü şey ikili açık diye konuşulan hem cari açık hem bütçe açığı Amerika'nın bütçe açığı konusu doların düşmesine neden olmuştu ki o zaman o açıkların büyükleri daha büyüklükleri daha düşüktü. Daha küçük miktarlarlaydı.
Ancak bugüne baktığınızda euro o zamankinden 1.15, %10'dan daha fazla değerli. Yani 1.14'ten şu anda 1.35, %15'lere kadar daha yüksek vaziyette dalgalanıyor. Şimdi bunun nedeni şu, o zamanlardan bu zamana Amerika'nın bir kere dediğim gibi kredi notu düşürüldü. Yani Amerika'nın kredi notu ilk defa düşürüldü. Şimdi Avrupa'nın kredi notuna belki hani bazı ülkelerin kredi notu Fransa'nın Amerika, falan düşürüldü. Düşürüldü. İtalya'nın düşürüldü. Evet. Yani bu düşüşler bir noktada faizlerin yükselmesini, faizlerin düşüşlerini tutar. Şimdi siz para arzı yaparsanız para arzı parayı bollaştırır. Ama risk artışı siz istediğiniz kadar parayı bollaştırın, beklentileri olumsuz etkileyeceği için faizlerin çok fazla baskılanmasını engeller. Bu aynı şekilde zaten dolar endeksini göstermiştiniz ya hocam. Hı hı. Hani bu Amerika'nın kredi notu düşürüldükten sonra doların neden yükseldiğini aslında bu açıklıyor. Yani Amerika'nın kredi notunun düşürülmüş olması faizlerdeki artışın da tetiklenmesine, yani o da o faizlerin artışını ek bir neden olmuş oldu Amerika'nın kredi notunun düşürülmüş olması. Evet, o yüzden borçlanma sonrasında, borçlanma tavanının devamı sonrasında, devam etmesinin kararı sonrasında dolar yükselmeye devam etti. Şimdi bugüne geldiğimizde durum biraz farklı olabilir. Çünkü bu sefer çift taraflı düşündüğümüz zaman, yani dolar faizlerinin yükseldiği bir ortamdayız ve bunun ekonomiye artık zarar vermeye başladığı bir döneme giriyoruz. O zaman FED veya Amerika'nın artık siyasi kararlarını verecek olan kişiler, kongre, borç tavanına yükselmesine devam kararı aldıkları noktada belki bu sefer faizlerde düşüş başlar. Hı-hı. Yani tamam, kredi notu belki yine düşürülebilir ama şu anda Amerika'nın kredi notunun ikinci defa düşürülmesi için şu anda bir şey yok, bir gelişme yok. S&P düşürdü de. Hani buna acaba diğerleri de katılır mı bilmiyorum. Yani şimdi düşünsene, borç tavanını bir türlü çıkartamıyorlar kongreden. Şimdi şeyde, Temsilciler Meclisi'nde Obama güçlü. Orada evet, onu çıkartabilirler. Diğer Senato'da Cumhuriyetçiler güçlü. Tamamıyla güçlü. Evet. Her iki meclisin birleştiği şeyde kongre. Buradan ikisinin de karar alması gerekiyor. Biri evet, evet biri hayır dediği zaman olmuyor, sıkışabilir zaten. Evet. Sıkışıyor. Bu siyasi bir sıkıntı yaratabilecek. Ama benim asıl söylemek istediğim şey şu. Önümüzdeki bir hafta 10 güne baktığımızda biz aslında derecelendirme kuruluşlarından da Amerika'daki bu siyasi tansiyonun not üzerinde etkili olabileceğine dair açıklamalar gelebilir. Evet. Yani bu bütün piyasalar yağmur gibi satış getirir. Tabii. Yani o tip şeyleri daha önce gördük çünkü. Daha önceki olaylarda gördük. Dolayısıyla yatırımcılar bu haftaya bence başlarken kesinlikle, özellikle de borsada, hani yok 85-86 bin evet olabilir. Yani şey, piyasa şuna inanırsa olur. Şu an bir görüş var. Yani Bernanke başlatmayacak. Zaten 1 Ocak'ta Yellen'a büyük bir ihtimalle teslim ediyor. Ve teslim ettikten sonra iş onlara bırakacak. Dolayısıyla 2014'te başlar tahvil azaltım programı. Şu an burada başlayan havanın, olumlu havanın arkasına gelen kar realizasyonu ve kar realizasyonundan sonra da tekrar olumluya döner. Ama hemen olumluya dönmek yerine şöyle bir şey, ya hani kafamdaki senaryoyu söylüyorum, yani nasıl olabilir anlamında. Amerika'nın borç tavanını arttırıp arttırmama işi 1 Ekim'de şey yapacak. Yer bulacak. Ne olduğunu anlayacağız. Dolayısıyla o tarihe kadar zaten çok yükselmiş olan borsalar bunu da sebep göstererek ciddi bir düzeltme daha yapabilirler. Evet. Bu düzeltme sonrasında bu sefer de borçlanma tavanı arttırıldı diyerek tekrar bir yukarı hareket başlar. İşte o noktada şey olabilir. Janet Yellen işte konuşacakmış, ertelenmiş. Yani 1 Ekim'de konuşması varmış. Bu ertelenmiş. Bu onunla ilgili bir haber vardı. Herhalde o borçlanma limiti tavanı arttırılacak mı, arttırılmayacak mı, onu gördükten sonra konuşmayı tercih etti. Eğer arttırılırsa bu sefer büyük ihtimalle Aralık'ta başlar
Tahvil azaltım Hı-hı. programı. Evet. Ya da Bernanke der ki ben arttırmıyorum kardeşim. Yani arttırmıyorum değil, Bernanke'nin elinde değil zaten, oylanıyor. Ama 9-1'di. Belki Aralık'ta ne bileyim 5-4 mü olur artık bilemiyorum. Veya 5'e 4 mü 4'e 5 mi nasıl olacak onu da bilemiyorum. O yüzden şu anki artık biz biraz daha ekonomik verilere bakıyorduk ya şeyde. Evet. Amerikan ekonomik verilerine bakarak işte arttıracak mı azaltacak mı tahvil alımını azaltacak mı falan diyorduk. Borçlanma tavanı arttırılacak mı? Biraz daha artık siyasete bakacağız diyorum. Ne diyorsun? Çok doğru. Siyaset Amerika'nın 2014 yılından itibaren ki belki 5-6 yıllık perspektifinde ekonomi üzerinde çok ciddi bir rolü olacağı için özellikle borç tavanının şimdi borç tavanı bugün belki oylanacak. 12 ay sonra 14 ay sonra bir daha oylanacak. Yani bu her 14 ayda bir piyasaların önüne gelmemesi gerekiyor. Yani bunun bir noktada bir ekonomik politikaya bağlanması gerekiyor ki. Ama hani bütçe böyle açıkları çok artmazsa, ne bileyim bütçe fazla vermeye başlarsa veya bütçe açıkları hızla düşerse, faiz dışı fazla artarsa yani Amerika'da da o zaman şey olmaz ki. Yani o zaman arttırmaya gerek kalmaz ki. Evet. Yani Amerika'nın borcu azalmaya başlamış demektir. Şimdi Amerika'nın borcunun milli geliri oranı %100'leri geçti. Şimdi artık Amerika'da şey değil ki, güvenli bir yer değil ki. Tabii. Yani Amerikan tahvilini bulundurmak o kadar da güvenli bir şey değil artık. Doğru. Çünkü Bernanke daha önce ne dedi? 2,5 enflasyonu verdi. Daha önce 2'yi bile bahsetmiyorlardı ama üstü kapalı biliyorsun enflasyon hedeflemesine gidiyorlardı. Şimdi 2,5. Yarın 2,5'u biraz geçse bile 3. Bütün dünyaya bir miktar enflasyon getirip bu borçları silecekler gibi bir his çok var doğru. içinde. Şimdi zaten bu İstersen bunu konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra bunun üzerine ve borsada vadeli işlemler piyasasında BIST 30 işlemleri başladı. Ona da bakacağız ve piyasanın yönü, borsada strateji ne olmalı onu konuşacağız kısa bir aradan sonra. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, paranın rotasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerden de sorular geliyor. Harun isimli, daha doğrusu Harun Nikli bir Twitter'dan hesap var. Günaydınlar hocam, bugün ve bu hafta özelinde Borsa İstanbul'da nasıl bir durum öngörüyorsunuz demiş ve iki tane hisse senedi vermiş, bunu değerlendirebilir misiniz diyor. Hisse senetlerini maalesef değerlendiremiyoruz burada. Bahsettiğiniz riskler dahilinde endeks hangi seviyeye çekilebilir? O seviyelerden başlayacak yükseliş tepkisi mi olur diyor. Evet, şu aşamada isterseniz önce bir grafiği verelim. BIST 30 vadeli işlemler piyasasında BIST 30 açıldı. Geçen haftaki kapanış seviyesi 97.500'dü. Şu anda da 97.124, yani 400 puan aşağıdan işlem görüyor. Dış piyasalar genel olarak olumlu olmasına rağmen en azından burada açılış aşağıdan oldu. Daha doğrusu hafif aşağı yönlü bir hareket var BIST 30'da. Şurada bir boşluk oluşmuştu ve şu boşluk yaklaşık 92.395. Benim tahmin ediyorum en önemli direnç 98.500. Bu da 98.500'ün altına geldiğinde, 98.500'e doğru geldiğinde burayı kırması zor gözüküyor. Özellikle de şu seviye, yani 96.700 aşağı kırılırsa böyle bir durumda aşağı doğru daha sert hareketler olabilir. Bu da zaten borsanın aşağı yönlü hareketinin artması anlamına gelir. Şimdi Okan, sen ne bekliyorsun bu şeyde? Borsa İstanbul'da nasıl bir yön bekliyorsun? Şimdi bir kere zaten çok büyük bir yükseliş oldu. O 66 binlerden başlayan hareket çok sert bir yükselişe neden oldu. Dolayısıyla bunun bir teknik düzeltmesi kaçınılmaz gelir. Ama burada biraz doları takip etmek gerekiyor. Ama yurt dışındaki doları takip etmek gerekiyor. Zaten yurt içindeki yani dolar TL kuru zaten düşeceği kadar zaten düştü ve tepkisini de yaptı. Yani bundan sonra dolar Türk lirasının tekrar 96'lara düşmesi için artık sepetin gerilemesi lazım. Hani paritenin, euro dolar paritesinin yükselişi çok önemli değil. Sepetin biraz gerilemesi lazım.
Türkiye'de sepetin gerilemesi için yeni bir para girişi olması lazım Türkiye'ye. Şu anda 80 binlerden biz nasıl almayın diyorsak, yatırımcıya hani buradan hisse senedi alınmaz diyorsak, yabancılar zaten almak istemeyecekler. Bu bir miktar bir gerileme olacak. Yabancı takasına bakıyorum. Verelim yabancı takasını arkadaşlar. Şu grafiği. Yabancı takasında özellikle cuma günü kapanış itibariyle. Şimdi birçok izleyicimiz diyor ki bu iki gün önceki veri, hayır sevgili seyirciler, bu iki gün önceki veri değil, daha doğrusu takas T artı 2'de gidiyor ama özellikle bu veriyi aldığımız Matrix en son işlemleri de ekleyip çıkartarak bu rakamları cuma günkü kapanış itibariyle veriyor. Şu an yabancı takasında biz yukarı yönlü bir hareket görmeye devam ediyoruz. Ve cuma, yani perşembe ve cuma günü yabancılardan sanki alım yapılmış. Görüntüsü var. Ve dolayısıyla hani acaba hani hangi senaryo tutacak? Şimdi grafiği alabiliriz. Ben şunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani önemli olan piyasa ne yapacağını tahmin edin. Yani şimdi piyasa eğer aralıktan sonraya kaldığına inanırsa alır zaten. Yani 80 bini de alır, 85 bine de gider. Yani yeter ki piyasa ona inansın. Peki piyasanın ona inandığına biz nasıl inanacağız? Burada önemli kritik nokta şu. Yani 79.750'nin üzerinde bir kapanış, yani oradan kapanacağını anlarsak tamam, piyasa buna inanmıştır. Yani o zaman götürüyordur diyebiliriz. Orada bir de boğa tuzağı var ama hani ona yakalanmamak lazım. Orada stop koymak. Yani 79.750'nin üzerine çıksa, orada kapanacağını anlasam orada alım önerilir. Ama tekrardan 78'in altında bir kapanış durumunda da 1000 puanlık marjı alacak. Yani %1,5 kaybetmeyi göze alan. Orada stop koymadan gidilmez artık bu saatten sonra. Yani mutlaka stop koyacak. Dolayısıyla o zaman gidebilir. Şimdi genel şu anki görünüm, Amerika'da borçlanma tavanı konusu piyasalarda stres yaratabilir. Bu yaratılan stres borsalara satış getirebilir. Bu konunun çözümlenmesi ne kadar zor veya kolay olacak onu bilmiyoruz. Bu arada derecelendirme kuruluşlarından bu konuda görüş gelebilir. Dolayısıyla seyirci şunu yapması lazım. Burada riskler var. Burada da getiriler var. Hakikaten aralıktan sonraya kalkarsa. Şimdi bir izleyicimiz de şunu soruyor. Diyor ki ben diyor şeyde satanlardanım diyor. Çarşamba satanlardanım diyor. Çünkü tüm ekonomi kanallarında sat izlenimi oluşturuldu diyor. Bunu sizin ve diğer kanalların yorumcuları da yaptı diyor. Evet, tabii buraya gelen konukların görüşlerine biz müdahale edemeyiz. Yani onlar şey yapabilirler. Kimse varlık alımını sabit bırakacağını beklemiyordu. Şimdi dün bir Fed yöneticisi kalkmış, Ekim'de azaltırız diyor. Bu ne ya diyor. Çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi. Fed resmen manipülasyon yapıyor diyor. Şimdi tabii burada aslında Fed'in manipülasyon yapması, yani manipülasyon hani bir fiyatı etkilemek istemesi ki, yani Fed'in bundan kazançlı çıkması lazım ki manipülasyon diyelim. Yani ama bence şöyle oldu Okan orada. Bernanke tahvil azaltımına başlayabiliriz mesajını verdiğinde, hani o 2014 ortalarına kadar sıfırlayabiliriz, işte işsizlik falan %7'ye gelmişse o zaman bitirilmiş olur gibi, hani bunları söyledi ya. Yani piyasalarda bu faizlerin, 10 yıllık faizlerin bu kadar artacağını beklemedi bence. Sence bekliyor muydu? Yani baktılar ki çok kötü vurdu piyasaları. Bunun üzerine bir de şimdi borçlanma tavanı şeyi. Evet. Bunu, senin de söylediklerin vardı. İşte henüz daha konut ne sektörü dedi zaten açıklama ilk geldiğinde, daha net ekonomik verilerde toparlanma bekliyoruz dedi. Şimdi hocam ilk başta yatırımcıların da Amerika'daki konut sektörünü çok iyi takip etmesi gerekiyor. Evet. Ama bunu şunun için söylemiyorum. Türkiye'de ne olur konusu sepete bağlı, şeye bağlı değil. Doların ne olacağına bağlı değil. Euro dolar paritesine bağlı değil. Yatırımcılar orada bir orada konu şaşıyor biraz. Şöyle ki Amerika'nın borçlanma tavanına devam ettirip ettirmemesi, yani borçlanmaya devam edip etmemesi, aslında bundan sonra o diyelim ki para basıldı, o para Türkiye'ye gelmeyecek. Veya atıyorum Hindistan'a, şuraya buraya gitmeyecek o para. O paralar ticari krediler için kullanılıp
ülke içerisindeki hani dedik ya o ekonomik göstergelerin biraz daha toparlanması gerekiyor diye faizlerin çıkması. Tamam da ama işte gitmedi ki şeye. Yani yurt içerisinde yani Amerika kendi içinde kredi, bankalar mı kredi vermiyor yoksa millet mi güvenerek kredi almıyor, orası da çok net değil. Şimdi işsizlik azaldıkça o kredi alma süreci artacak. Artar. İster istemez artar. Amerika çünkü buna yatkın bir toplum. Yani para harcamaya yatkın bir toplum olduğu için harcar parayı. Bu nedenle Amerika'nın bundan sonra yapacağı para arzının Amerika'nın içinde dolaşacak olan para olur. Yani Amerika'nın dışına çıkacak yabancı sermaye veya kapitalizasyon dediğimiz yani yeniden sermayelendirmek anlamında bir para çıkışı olmaz Amerika'dan. Para içeride kalır. Mesela bakın aynı şekilde Çin de kendi iç ekonomisinden büyümeye gayret edecek önümüzdeki birkaç sene. Mesela İngiltere Merkez Bankası ki hala tahvil almaya devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası da bundan sonra yapacağı para arzını kendi iç ekonomisini düzeltmek için ticari kredileri yönlendirmek için arz edeceğini söylüyor. Sonuç olarak bundan sonra para arzını Amerika'nın artırıp artırmaması bizi ilgilendirmeyecek. Türkiye'nin dinamiğinin dışında kalacak olan bir konu olacak. Ya bak zaten senaryomuz şu Okan. Tamam daha fazla para basmayacaksa. Tahvil alımını azaltacak. Sıfırladı diyelim. Sıfırladıktan sonra da 3,5 trilyon 4 trilyon dolara yakın parayı çekmeye başlayacak. Ne yapacak? Daha önce almış olduğu tahvilleri piyasaya vermeye başlayacak. Öyle değil mi? Belki mortgage kağıtlarını önce vermez ama bunu vermeye başlayacak. Bunu verdikçe faizler yükselmeye başlayacak. Hani şimdi biz şeyden daha büyük devasa bir etki göreceğiz. Yani azaltmanın etkisi bu oldu. Bir de parayı çekmeye başlarsa artık hayal edemiyorum yani 10 yıllık işte, faizleri. Aynen işte o yüzden zaten 10 yıllık faizleri bakın mortgage'lar da yani 10 yıllık faizler bence bir şey çok gösteren bir şey değil. Bence 5 yıllıklara bakılması gerekiyor. Hatırlarsanız Twister vardı. Evet. Twister kısa vadeli 6 aylık 1 yıllıklarla 5 yıllıkların değişimi operasyonuydu değil mi? Hala o zaman millet niçin 10 yıllıklara bakıyor? 5 yıllıklara baksın. Yani 10 yıllıklara bakacak bir durum yok şu anda dünyada. 5 yıllıklara bakılması gerekiyor. 5 yıllıklarla tamam, bir hadi ona baktık. O da yükseliyor zaten. O da yükseliyor ama bakın onun son zamanlardaki düşüş hareketi 10 yıllık hareketin daha üzerinde. Yani spread'ine bakarsanız yani farkına bakarsanız 10 yıllıklarla 5 yıllıkların 10 yıllıklar lehine biraz faizler yüksek. Yani 5 yıllıklar daha fazla düştü 10 yıllıkların düşüşünden. Anladım. O yüzden bu noktada Amerika, şunu söylemek istiyorum. Amerika parasal genişlemeyi ben Aralık ayında her ne kadar yavaşlatmaya başlayacağına dair söylemlerine başlayabilecek olsa da tıpkı bir ay önce olduğu gibi. Onu ben 2014'ün ilk çeyreğinden önce yapacağını zannetmiyorum. Sen ısrarla UBS'in dediği gibi Aralık'ta bile olmayacağını, tahvil azaltımını söylüyorsun. İlk geçen bir iki hafta öncesine kadar hani Aralık ayında kesin artırır veya sonrasında artırır diyorum. Şimdi bence Aralık'ı da geçer. Aralık'ı da geçer, ilk çeyreğe evet. kalır. Peki, Kemal Öztürk sormuş, altın ne olur diyor, altın almak istiyorum. Buradan altın alır mı yoksa bekleyeyim mi, nereye kadar bekleyeyim? Kemal Bey, altını niçin almak istiyorsunuz bir? Yani trade yapmak için mi yoksa alıp uzun vadeli tutmak için mi? Ne kadar bir vade? Şimdi bu tip sorularda bir teknik bilgi verelim. Yani ben hocam şu hisseyi almak istiyorum denildiğinde karanlık bir kuyu. Yani o hisseyi al veya alma ama vade yoksa o hisseyi alıp almayacağınız konusunda kimsenin fazla bir bilgi vermesine imkan yok. Dolayısıyla hani trade amaçlı ben şimdi alayım satayım şeklinde bir şeyse ve burada stop kullanmadan eğer alıyorsanız çok tehlikeli. Yani altın her iki yönde de çok tehlikeli. Altınla ilgili bir soru daha var. Bu 80'leri tekrar görür mü diyor. Yani 80 dedi 80 TL'yi tekrar görür mü? Gram. Sayın Ballı da FED para arzını tamamen durdurduktan ve geri ödedikten sonra 2017'de diyor. 2017 sonrası demiş. Emtialar ne olur demiş. Bu emtialar o zamana kadar zaten 2017'ye kadar şimdi emtiaları soracak. 2017'ye konuşuyorsak bir süper cycle var emtiaların. Şu anda biz o süper cycle'ın içindeyiz hala. O en azından 2015-2016'ya kadar devam eder. Bakın petrol fiyatları düşmedi.
tam tersi yükselişine devam etti. Dolayısıyla sadece petrol tabii değil ama birçok gıda ürünü özellikle gıda emtiyası yükselişine devam etme sürecine gireceği için önümüzdeki özellikle 2014 yılı içerisinde Çin'in ekonomik büyümesini kendi içerisinde başlatmış olmasından dolayı özellikle bakır fiyatlarında bir artış olabilir. Dolayısıyla bunu hem altına bağlayarak da söyleyeyim. Dünyada yaklaşan ancak şu anda gizlenen bir enflasyon riski var. O enflasyon geliyor. O yüzden emtianın o super cycle dediğimiz emtianın daha gidecek çok yolu var dünya piyasası. Yani sen yükseleceğini düşünüyorsun. Emtiaların peki, genel olarak yükseleceğini şeyi konuşalım. Hemen altını söyle. Altın düşer mi daha? Altın evet. Şimdi çok büyük bir bantta dalgalanıyor. 1200'lü rakamları görür mü? Görebilir. 1200'lü rakamları gelirse alınır. Ben artık altının hani o 1100'leri kırıp da hani 1000 dolara geleceğini söyleyenlere, 800 dolara geleceğini söyleyenlere aynı fikirde değilim. O yüzden hani altın alınacaksa 1100-1200'lü rakamlardan alıp 1500 rakamları hedefliyorsanız eğer hani orta vadede veya uzun vadede alınır. Niçin alınmaz? Şu an bak FED kararı sonrasında altın 1370 doları görmüş. 75 doları. Şu an 1327 dolarda ve daha önce test ettiği şu seviye var. Bu seviyeyi de bir daha test etti burada. Burada ikili bir test ettiği için şöyle bir görüntü oluşuyor. Bunu hani şöyle bir omuz baş omuza benzetirsek ve aşağı kırarsa 1275'i o zaman 1200'e kadar gider altın. Evet. Dolayısıyla ama şunu söyleyeyim ben pek beklemiyorum. TL bazında altın almayı düşünenler için de 80 lirayı ona da bakalım. Hani 80 lirayı beklememek lazım bence. 80 lira daha doğrusu 80 liraya kadar düşebilir de almak için ben alayım deyip şey yapabilirdi. Yani kaçırabilirdi. Şu an 86 lirada bir önemli direnç var ve dolar da aşağı geldi. Dolar da aşağı geldiği için altın da aşağı geldi. Dolayısıyla düşüş sert oldu. Tahmin ediyorum bu bölgede yani TL olarak yani 80 lira, 82,5 lira şu an 82 seviyesinde önemli bir destek var. Ben olsaydım almayı düşündüğüm altını 82 lirayı gördüğümde alırdım. 80 liraya düşünce de ekstra alırdım. Ve 80 lira civarında 80 ile 83 arasında şey yapardım. Almak istediklerimi alırdım. Stop olarak da 78-80'e koyardım. Orayı aşağı kapatırsa da satardım aldıklarımı. O zarara katlanırdım. Çünkü o zaman 75'ten alma imkanım var yani. Hatta 74'ten falan alma imkanım olur. Fakat şunu söyleyeyim. 80-82 orta vadeli alım için şu an uygun gözüküyor altında. Daha önce çok fazla önermiyordum ama 80-82 arası bana göre altında yatırım amaçlı düşünülebilecek seviyeler. Hocam şöyle söyleyeyim. Bir şey yapacak olursak ben kendi yıl sonu beklentilerime göre söylemem gerekirse altının yıl sonundan önce 78-80 aralığına düşmesini bekliyorum ve yıl sonunda da o seviyelerde kapatmasını bekliyorum altının. Çünkü onsu yani 1260-70'li rakamlara değebileceğini düşünüyorum. Evet. Yıl sonundan önce. Doların da 2.04-2.05 civarında tamamlayacağını düşünecek olursak o zaman 78'lere gelmesi durumunda bir alım fırsatı verebilir altın. O yüzden 78-80 o yani bant içerisinde alınabilir. O zaman 80 liranın görülebileceğini düşünüyorsun. 80 liranın görülüp hatta evet. Oralardan da altın alınabileceğini düşünüyorum. Anladım. Evet şu aşamada borsa açıldı sevgili seyirciler. Hafif bir yukarı hareket var 78.000 seviyesinde. Cuma günkü kapanış 77.965'teydi. Şu an 78.000 seviyesinde. Tahmin ediyorum önce 78.190'ı deneyecektir. Ama şu seviyeyi geçmesini zor görüyorum. Yani 79.000 şu seviyeyi geçmesini zor görüyorum. Burada borsada yeni alım yapabilmek için 79.750'nin üzerinde bir kapanış olacağını anlarsanız bence borsada yeni alım düşünülmeli. Ha kağıt bazında bir şey söyleyemem ama şu teknik grafik şu boşluğun doldurulabileceğini söylüyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde 74.500-75.000'e doğru geri çekilmeler olabilir. Ama şu yukarı hareket bir miktar bu sabah yukarı hareket var.
Ama 79.000'de çok da güçlü bir direnç var. Onun kırılması oldukça zor. Eğer kırılırsa o zaman o seviyelerden 79.750 kapatacağı anlaşılırsa o zaman kısa vadeli 82.000 için, 84.000 için alım düşünülebilir. Orada hacim de önemli olacak. Okan Aybar, çok teşekkür ediyorum bu sabah yayına katıldığın için. Sevgili seyirciler, bizim sohbetimize katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine Para Rotası'nda birlikte olacağız ve Gündem Medya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Pala bizlerle olacak. Onu çok iyi tanıyorsunuz. Borsa Gündem, Sigorta Gündem internet sitelerinin biliyorsunuz oldukça da etkili. Küçük yatırımcı üzerine çok güzel sohbetimiz olacak. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.